Şimdi bak patch notlarını size bir hızlıca bir özet geçelim arkadaşlar. Okey. Ultra öğretici patch notu abi. Hemen. Ee, Wondering Trainers Trainer Sentinel'e dönüşüyormuş. Yani bu şu demek yanlış bilmiyorsam. Oyuna 3 eşyalı kukla geliyordu ya ya da 2 destek eşyalı kukla. Onlar artık bu şekilde golem şeklinde gözükecekmiş. Ancak bu golemler atak yapacak mı bilmiyorum. Bu konuda emin değilim. Bunlar atak yapacak mı yoksa sadece görüntü olarak mı böyleler? Emin değilim abi. Hemen geçiyorum ikinci kısma. Sistem loot kısmı yapacak diyen var chatte. Loot kısmı değişmiş. Bunlar çok önemli şeyler değil. Çünkü bunları zaten kimse bilmiyor. Kimsenin de umurunda olan şeyler değil. Ne bileyim işte seçkide golemler ne atacak ne atabilir tarzı şeyler. Kim düşünüyor ki onları zaten. Ne atarsa onu oynuyoruz işte fikir bile atacakmış. Öyle mi? Harika. E, ee, 4 postluk, 4 paralık 3 level çarların bonus çarı 500'den 1000'e yükseltilmiş. Hyper roll kısmını geçiyorum. Bizi ilgilendirmiyor. Encounters yani ziyaretçiler ziyaretçiler şu geliyor yani arada onlar. Set, Bart, Lilia, Cho'Gath ve Rakan oyun başında gelmesi daha az olacakmış. İşte ne bileyim set geliyor. Setle şey yaptım. Boyun büyüdü falan filan. Onlar daha az gelecekmiş artık. Ee, karosellerden artık Set, Sivir ve Tristan'a kaldırılmış galiba. Ne diyor bu? Lowered the amount of the time carousel encounters like Set, Sivir, Tristan'a take. Bu ne demek ya? Lowered the amount of time. Bunun da mı düşürülmüş? Anlamadım. Aatrox Gold X ve HP veriyormuş. Gold ondan 8'i düşürülmüş. Alunen'in karakterleri bufflaması düşürülmüş. Süresi kısalmış. Tamam. Bunlar da önemsiz. Bunlar da zaten geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Bak buradaki en önemli şey set squad size. Artık setli squat yapınca karakterler büyüdü ya daha az büyüyecekmiş. Güzel olmuş. Karoseldeki eşyalar gözükmüyordu. Hatta bu komple kaldırılsın. Bu niye var ki ya? Trade. Bizi ilgilendiren kısma geçtik. Alt turist fedakarlar. Fedakarlar buff yemiş. Bence gereksizdi. Fedakarlar çok güçlüydü zaten. Arkanist büyücüler buff yemiş. Büyücülere buff gerekliydi. 2 4 6 8 4 ve 6 büyücü buff yedi. Artist yani hıbeyi Kennav Kopinan Champis Cookie Artık arkadaki çizme efekti daha da hızlanmış galiba. Fortune 7 Fortune her tur 30 gol atıyordu 25 atacakmış. Or şeyi valüsü düşürülmüş 7 Fortune'un. Radiant kanoslamış set ve dummy cashout eklenmiş. Ghostly hayalet nerf lazımdı nerf geldi. Heavenly Wukong nerflendi. A Heavenly Amblem %3 can çalma veriyordu borduna. %6 verecekmiş artık bufflandı. Reaper 4 tane celladın kanama hasarı %50'den %40'e düşürüldü nerflendi. Burada çok önemli bir şey var mı? Arkanist buff'ı ve altruist önemli. Altruist bayağı OP. Ink Shadow'un itemleri yani gölge dövmelinin itemleri bufflandı hepsi. Story Weaver'ın hikaye bazın. Scroll of Force now gives Kyle's ability %50 more damage in Eddie ed ed the wider of the area effect. Peki burayı %50 diye okumam. Kyle'ın APS artık %50 daha fazla vuracakmış. Onun dışında Kyle'ın atak speed veren yani kırmızısı nerflendi. Sundur and Shreddy yani Armor MR Clan'ı nerflendi. 3 Story nerflendi. 5 Story Weaver nerflendi. 7 Story Weaver nerflendi. Ama APS'i bufflandı. Geçtik Çarlara. Kazix x'in AD'si 310'dan 340'a çıkarıldı. Kobuko'nun ekstra hasarı 10'dan 15'e yükseltildi. İkisi de güzel buff, ikisinin de ihtiyacı vardı. Bence Kobuko'nun yemesi gereken buff hasardan ziyade ulti animasyonu. Karakter ulti atarken çarın karşısına böyle sallana sallana geliyor oç. Sonra böyle bir bakıyor. Sonra şapalığa vuruyor. Şu bakma süresinin bir kısalması lazım abi. 10 dakika çara bakıyor böyle. Aa çar. Gerek yok. Kog'Maw'ın e, ultisinin range'i yükseltildi mi? Bu ne lan? Ability artı bir range. 2'den 3'e çıkarılmış. Ha 2 ultiden sonra Bu ne lan? Nürf diyor. Buff gibi duruyor lan bu. Bunu açıklarlar şimdi chatten. Sivir'in ultisinin süresi kısaltıldı. Yasuo'nun tanklığı nerflendi. 3 ultiden sonra range artıyor. 2 ulti attıkça range kazanıyordu. 3 ultide bir range kazanıyormuş. Tamam. Yasuo'nun ultisindeki aldığı armor MR'ı düşürüldü. Gerekliydi güzel. Kindred buff yedi. Gerekliydi güzel oldu. Lux buff yedi. Benim için oyunun bu peçin en önemli iki şeyi. Bir Kiana buff'ı. iki Lux buff'ı. Lux zaten oynanabilen bir çağdı. Şimdi 3 level Lux çok güçlü oldu bence. Arcanist de buff yedi. Kesinlikle bir Lux carry kompo olacak bu patch'te. Kiana 3 level Kiana darma duman ediyordu. Şimdi bir de Kiana'nın AD'si %150'ye çıkarıldı. 3 level Kiana da darma duman edecek. Benim kendi fikrim patch 14.7 büyücüler ve düelistler üzerinden oynanacak. Shen, Shen'in e, 3 levelinin hasarı damage reduction'ı düşürüldü. Yani daha fazla hasar alacak ama No longer mana locked if he uses all 3 improved attacks before his ability duration diyor. Yani bu şu demek Shen ulti açtı belli bir ulti süresi var altında bariyer duruyor. O arada 3 tane otatak atak attığı zaman ekstra hasar vuruyor Shen. Bu 3 otatak atak yaparken Shen'in manası kitleniyordu Artık kilitlenmeyecekmiş mana kazanmaya devam edecekmiş. Yani Shen kartı buff yemiş diyebiliriz burada. Bart çok ufak bir nerf yedi. Bart hala oynanabilir konumda. Diana çok güzel buff yiyor. 50 mana ilk ultisini ve ikinci ultisini daha hızlı atacak. Soraka'nın damage buff'ı geliyor. Lazımdı. Tristana'ya buff geliyor. Bak Tristana Volibear, bir. Kiana zaten oynanan bir duelist kompuydu. Şimdi Tristana buff yedi. Kiana buff yedi. İkisinin de bufflanması duelisti tık öne atacak bence abi. Tristana buff. Trash nerf yiyor. Tabii ki de Yasuo Trash nerf yiyecekti zaten fixti. Gölge dövmeli de nerf yedi. Aman gölge dövmeli nerf yedi. Aynı yok. Pardon Inca X-Line'ı Ghostly'den Earth yedi. Yani oyundan Hated kompu ve Ghostly kompu daha oynanamaz duruma geldi. Şimdi Duelist ve Büyücülerin zamanı diyebiliriz. Bir de Legendary Board. Alt Turist'li Legendary Board fedakarlığı. Geçelim burayı da. Ashe e, Ashe buff yedi lazımdı. Morgana buff yedi lazımdı. Zaya buff yedi lazımdı. Dwayne nerf yedi lazımdı. Kyle Sandoval buff 7 lazımdı. Bu sayfa olduğu gibi 10 numara 5 yıldız. Burası gerçekten 10 numara 5 yıldız bir şey. Burayı da geçiyoruz arkadaşlar. Burada şampiyon açıklamaları değiştirilmiş. Geçelim önemsiz. Gargoyle nerf 7. Hextech Gunblade nerf 7. Ionic Spark nerf 7. Morello nerf 7. Sterak nerf 7. Ordu kalkanı nerf yedi. Zizirot portal nerf yedi. Artık Zizirot kompu oynanabilir mi? Emin değilim. Bence oynanamaz. Çünkü stage 5 ve stage 4 hatarı bayağı düştü. 120, 180. 225'ten 180'e yani. Bayağı düştü. Ben çok Zizirot kompunun oynanabileceğini sanmıyorum ama deneriz yine. Keyifli kom Onun dışında burada önemli olan şey Gargoyle'ın nerf'ı abi. Gargoyle bu patch'in en OP itemiydi. Nerflendi güzel oldu. Radyant itemler var. Radyant itemleri geçiyorum abi. Augmentler. Arkanist augmenti bufflandı. Bahamut bufflandı. Burayı tek tek açıklamama gerek yok bence. Burada videoyu durdurup kendiniz bakabilirsiniz bufflanan karakterlere. Ben buradaki en önemli olan şeyi söyleyeyim. Şöyle bir göz gezdireyim. En önemli ne var burada? Bana kalırsa burada en önemlisi Fortune Crest abi. Oyun başında Fortune Crest attığı zaman Timo atıyordu. Timo zaten iki kostümlü. Timo kabukon oluyordu. 2'de kalıyordun. Şimdi Tristan atıyor. Bir tane şey bulduğu zaman, Zoe'yi bulduğu zaman early game'i 5 fortune yani 5 ganimetçi geçirme şansım var. O yüzden ben fortune crest'in OP olduğunu düşünüyorum. Onun dışında çok önemli bir şey yok burada. Bir de buraya bakalım. Sage amblem artık Diana veriyormuş. Sniper artık Aphelios veriyormuş. Burada da çok önemli bir şey yok. Ve geri kalan da bug fix. Bu kadar. Kısacası patch notlarından alacağımız özet. Bence abi yeni gelen patchte düelistler çok oynanır olacak. Arcanist Lux carry kompu çıkacak. Ve Legendary Board çıkacak diyorum ben. Bu kadar.